Bulduk Umay Hanım. Yani? Aldınız mı paketimi? Birazdan alıyoruz. Nereye teslim edelim? Tamam. He abim. Ya gece gece otobüsün tekeri patladı. Yani dağ başında kala kaldık. Her yer buz. Hadi iyice de değiştiremediler. Anca geldik. Ha. O da mı benim suçum? Tamam. Tamam abim, sen şimdi hiç sinirlenme. Ben zaten geldim hayırlısıyla ha. Merak etme. Şefin işi yerleşivereceğim o villaya. Bu da son olsun. Ondan sonra minibüse falan binmeyeceğim. Kevser Çetin sen misin? Evet benim. Yürü. Anam vallahi sosyetinin de mafyası mufyası oluyormuş ha. Merak etme. Sana bir şey yapacak değilim. Onu bildik zaten. Abim anlattı. Mübarek kadınsın sen ama. Ölüyü dirilten mübarek bana bir şey yapar mı hiç? Ben sana bir şey yapmayacağım ama... biz seninle çok güzel şeyler yapacağız Kevser. Şimdi söyle bakalım. O hasta ruhlu abinin dümeninden çıkıp kendi hayatını yaşamak için... üstüne para almaya hazır mısın? Biz çocukken de sen abinin altında ezilirdin. Hatırlıyorum. Gözümüzün önünde itip kakar, tersler bozar. Hep ezerdi seni. Bak aklıma ne geldi. Sümüğün üzerine sürerdi seni. Gözümün önüne geldi, sinirim bozuldu. Zavallı Kevser ah. İçten içe acırdım sana. Deli Cemal'in ilk kurbanı. Hadi itiraf et. Öldüğünü düşündüğün an derin bir oh çekmedin mi? Hadi saklama. Üzerinden bir gölge, bir yük. O zavallı minik kalbinden bir ağırlık kalkmadı mı? İçinden bir ses. Sonunda Kevser. Sonunda dayaktan, hakaretten, küfürden kurtuldun demedi mi? Hı? İşte sana bir fırsat. Sana hayatının fırsatı. Güç, özgürlük, para. Ne istersen. Sadece sana ait. Kimseyle paylaşmak zorunda değilsin. 1 milyon. Nerede istersen orada ev. Villa mı ev? Villa mı? Villa. Kapısında araba, hizmetçi, fırlantalar. Ne istersen, hepsi. Aklına gelebilecek her şey. Hepsine tek başına sahip olmak için yapman gereken tek şey. Nereye gömdüğünü söyleyeceksin. Neyi gömdüğünü? Ne? Yoksa sen... Aa, şeyi... Tamam, gömü. Gömü tabii, gömü. Sen bana bu dediklerini yap. Hizmetçi hizmetçi de istemem. Yerleştir beni o villaya. Ben ellerimle kazar çıkarırım o şeyi. Neyi Kevser, neyi? İşte canım, gömüş. Gömüş. Gerizekalı.
Vallahi da billahi neyi nereye gömdü? Ne yaptı da seni kendine gebe etti bilmiyorum ama öğrenirim. Ne istiyorsan öğrenirim. Ne istiyorsan öğrenirim. Bak, bak ben bacısıyım onun. Sen öğrenemezsin ama ağzından girer, burnundan çıkar öğrenirim ben. Abisinin yanına götürün. Hemen alırsınız. İki günüm var. Konuşturacaksın o deliği. Vereceksin değil mi billa? Resiteli neden erken terk ettiniz Umay Hanım? Peki. Abarttınız ama. Yine mi? Evet. Umay Hanım merhaba. Ablanızın kapıcılık yaptığı bilgisi geldi. Doğru mu acaba? Ne? Ablanız Ümran Hanım. Ne dediniz? Arkadaşlarımız şu anda oradalar. Biz de teyit etmek için sizi aradık. Alo. Alo. Alo sesiniz gelmiyor. Alo. Duyamıyorum sizi. Umay Hanım beni duyuyor musun? Umay Karayolu'nu böyle rezalet görmedi. Var ya kraliçe cinnetlere gelecek. Bak taş üstünde taş kalmayacak. Yeter artık kapat şunu. Tarık Reşat Bey evde duyacak şimdi. Sanki duymayacak da. O gazeteciler birazdan başımıza üşüşmezse. Allah Allah tövbeler olsun. Ya, tövbeler olmaz. Bak bu kızın gözü kara şuna bak nasıl car car bağırıyor. Bak teyzem de teyzem. Baksana şuraya yazıyorum. Kız teyzesinin başında çok ağrıtacak, çok. Ay, kraliçeyi acıdığımdan değil de kralı devirmeseler bari. Yazık Tarık Reşat Bey, gerçekten çok yazık. Hadi işine bak. Kapıcılık yaptığı doğru mu? Maddi olarak destekte bulunduğum bir aileyi ziyarete gittiler anne kız. Vay nerelere çekildi. Hepinizin bildiği gibi yeğenim çok zor bir süreçten geçiyor. Hani sizin gibi tecrübeli gazetecilerin de sorumlu, dikkat çekmek isteyen bir genç kızın ilgi çekme çabasına alet olması gerçekten çok üzücü. Umay Hanım, ablanız ve kızı nerede yaşıyorlar peki? Sizinle mi yaşıyorlar? Ne münasebet. Kısa bir ziyaret için geldiler ve kendi evlerine dönecekler. Yıllardır olduğu gibi gözlerden uzakta kendi hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Anlıyorum. Ama Umay peki. Hanım... İyi günler. İyi günler. Anladım ben senin amacını anne. Önden teyzeme fiş tekleyeceksin. Teyzemin ağzıyla bizi geri göndereceksin. Sırf benim gazımı almak için. Sırf kendi isteksizliğini teyzemin üzerine yıkmak için değil mi? Ayıp be kızım. Ayıp. Sen arkadan iş çevirmeyi öğrendin diye ananın da öyle yapacağını sanıyorsun değil mi? Ayıp. Boşuna bekleme. Ben arkadan iş çevirmem. Söyle o zaman anne. Niye inatla burada bekliyorsun? Ne konuşacaksın teyzenle? Söyle. Seni ilgilendirmez. Onunla benim aramda. Ya ne demek beni ilgilendirmez ya? Ben kapının önünde bekliyorum. Sen burada dur kendi kendine kavga et. Ha?
Sensin. Ben tanıyamadım sizi. Yürü. Anne hayır. Anne. Annem mi? Siz annemi nereden tanıyorsunuz? Yıldırım Bey, annemi nereden tanıyorsunuz dedim. Hoş geldiniz. Tarık Reşat Bey sizi bekliyor. Bana artık bir cevap verecek misiniz? Anne, sen Yıldırım Saner'i nereden tanıyorsun? Annesi nerede? Anlayamadım. Sensin. Ben tanıyamadım sizi. Anne! Annem mi? Siz annemi nereden tanıyorsunuz? Yıldırım Bey geldi. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Demek Reşat Bey'in misafiri var. Anladım Zehra, haberim yoktu. Salondalar sanırım, değil mi? Yani benim salonda dekoratörle ufak bir işim olacaktı da. Yok, çalışma odasındalar Umaya'nın. Anladım. Tamam. Teşekkürler. Sakın Yıldırım, sakın. Sakın bir aptallık yapma. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ben sizi aradığımda kendimi çok kötü hissediyordum ama siz benden daha kötü görünüyorsunuz. Sakın, sakın. Lütfen, lütfen Yıldırım. Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var? Lütfen, 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 lütfen Yıldırım, lütfen. Pardon, dinliyorum Reşat Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Geçti, her şey yolunda. Tanımıyorsun tabii canım. Kesin tanımıyorsun ya. Yani çıkaramadım diyorum sana. Yani nereden bileceğim ben elin doktorunu, yok meşhurmuş da bilmem neymiş de. Ya hala yani... elin doktoru diyorsun ya. Adam sana adını söyledi, adını. Ama sen tanımıyorsun değil mi? Çünkü alnında Ümran yazıyor. Tamam.
Sen o adamı bal gibi tanıyorsun anne. Tıpkı teyzem gibi. Bir şey mi dedi? Bir şey mi anlattı teyzen sana? Ne anlatmasından korkuyorsun ki? Ha? E tabii yine cevap yok. Teyzem o adamı gördüğünde senin gibi yapmadı. Sen o adamdan kaçarken teyzem onu sofrasında ağırladı. Dimdik. Tamam. Eğer sen anlatmazsan ben de şimdi teyzemle konuşup... Teyzemle konuşacağım. O bana anlatır. Teyze, biz de şimdi annemle konuşuyorduk. Hayat, eve çık. Teyze ama bu çok önemli bir konu. Eve git Hayat. Aklı burada. Yavaş yürüyor, sakın. Sakın bir hata yapma. Reşat'ın yanında. Ama bir şey söylemedi eminim. Bir anda oldu. Ortak bir tanıdık yüzünden. Planlı değil. Onunla görüşmeyi ben istemedim. Böyle karşılaşmanızı da istemedim. Emin ol, senin olduğu kadar benim için de kötü bir tesadüftü. Kötü tesadüf. Kötü tesadüf. Kötü tesadüf senin evinde. Kızımla aynı çatının altında, burada, kötü tesadüf ha. Benim kızımla o adam aynı sofrada. Eniştemle misafir salondalar mı? Çalışma odasındalar. Anneniz nerede? Teyzesinin kızı. İkisini bir arada görmek tuhaf. Tuhaf. Ben yaşadım, biliyorum. Ben onlarla birlikte aynı sofraya oturdum. Birilerine baktıklarını gördüm, konuştuklarını gördüm. Yıllarca ablamın kollarına bıraktığım bir kızım olduğunu her düşündüğümde babasını da düşündüm. Ne kadarı bana benziyor, ne kadarı ona. Ve işte bir gün pat, kızım ve babası karşımda, soframda. Benim kızım. Hayat benim kızım. Sizin kızınız değil. Sizin kızınız değil, benim kızım. Benim. Özür dilerim. Ben dağıldım yani. Ben bunları neden söyledim bilmiyorum. İnan çok 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 özür dilerim. Unut. Bütün aptalca cümlelerimi unut. Aptalca olan ne biliyor musun? Kızımın onunla aynı çatı altında olması. Dünyanın en aptalca şeyi artık kızımı tanıyor olması. Seni de tanıdı değil mi? Bir görüşte tanıdı. Ben Ümür Hanım aynıyım. Senin gibi kendimi baştan yaratmadım. Tamam. Hadi kus artık. Nefretini kus gitsin. Geldiğinden beri nefret dolu bakışlarından, imalı sözlerinden ötesi yok. Yılan
yılan. Hadi. Daha sertini yapabilirsin hadi. İyi gelecek sana. Yüzüme baka baka içinde ne varsa dök, iyileş. Onca yıl. Onca yıl içinden söylediğin her türlü küfrü, hakareti fırlat yüzüme gitsin. Hadi Ümran. Yüzleş benimle. Hangi yüzünle yüzleşeyim? Senin gerçek bir yüzün yok ki. Senin... Ya senin yüzün bile sahte. Bak. Al sen benim bavulumla yüzleş. Hadi yüzleş bakalım bundan. Berlin'den Profesör Schubert'le bağlantıya geçtim. Güzel. Kendisi isminizi duyunca gerçekten çok sevindi. Çok sevdiği bir meslektaşıymışsınız. Ve hatta zannediyorum 2 ay önce bir kongrede birlikteymişsiniz. Kendisinden muayene için bizzat randevu aldım. Fakat tabii evdekilerin durumdan haberdar olmayışı nedeniyle... Sağlık durumunuzu hiç değilse eşinizle paylaşmanızda fayda görüyorum Reşat Bey. Evet ama ben bu aşamada durumumu Umay'la paylaşmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü biliyorsunuz bu ara 3. sayfa haberleriyle magazin haberleri arasında sıkışıp kaldık. 3. sayfa mı? Özür dilerim. Sizin sadece dünyayı ilgilendiren meselelerle ilgili haberleri okuduğunuzu unutuyorum. Rica ederim. Evet. Umay'ın yeğeniyle ilgili çıkan haberlerden bahsediyorum. Hayatın 3. sayfayla ne ilgisi var? Ben kızım için geldim buraya. Aklı burada kalmasın dedim. Kendi rızasıyla çıksın sonra o kapıdan dedim ama senin kapın işte. Senin kapın bana hep tuzak. Ha şimdi kızımı alıp gidiyorum buradan. Ben kızımı o adamla aynı evde tutamam. Hayır. Hayır İmran. Hiçbir yere gidemezsin. Bütün dikkati Yıldırım'dayken böyle apar topar gidemez. Onun girip çıktığı eve ne kendim girerim ne kızımı sokarım. Ümran, yakalandık görmüyor musun? Hı? Bir şey sakladığımızı biliyor, aptal değil. Kalacağız diye geliyorsun. Sonra bir anda kapıda adamı görünce gidiyorum dersen bütün her şeyi Yıldırım'a bağlayacak. Ben bu riski alamam. Sen alabilir misin? Eğer ağzından tek bir kelime kaçırırsa Reşat'a Yıldırım'ın neden tanımıyormuş gibi davrandığımı açıklayamam. Sadece birkaç gün. Birkaç gün. Yıldırım meselesi unutulduktan sonra sakin sakin vedalaşacağız. Ben onun burada olduğunu bile bile kızımla burada kalamam. Anlamıyor musun? Çocukluğumuzda da böyleydin sen. Aklınla değil, hep duygularınla hareket ettin. Hep de bu yüzden kaybettim biliyor musun? Ümran, Yıldırım bir kriz. Ve sen bu krizi yönetemezsin. Benim soğukkanlılığıma ihtiyacımız var. Yılanlığına. Senin o yılanlık dediğin şey akıl. Akıl Ümran. Ve sen istesen de istemesen de benim aklıma ihtiyacımız var. Hayatı nasıl idare edeceksin? Hı? Deminki gibi titreyerek ve kekeleyerek mi? Ha? Kızım evde kalır. Ben müştemil hatta. Ne senle ne onunla aynı sofraya otururum. Senin bir lokma ekmeğini boğazımdan geçirmem, bir yudum suyunu da. Müştemilat olmaz. Orası personele ait.
İkimizi de gülünç duruma düşürürsün. Herkesin... Herkes senin derdin. Benim derdim kızım. Doğrusunu isterseniz sizi bu kadar sarsacağını tahmin etmemiştim. Kim bilir? Biz belki de artık biraz alıştık. En iyisi ben mutlaka sizi gelişmelerden haberdar edeceğim. Merhaba. Merhaba. Ben hayal sizi ziyaret edecek zannediyordum ama. Biz hep beraber geldik. Ya annem de dışarıda teyzemle konuşuyor şimdi. Öyle mi? Hı hı. Ben misafirimi geçireyim. Reşat'a personeli bile açıklanamaz bir durum bu diyorum. Gülünç diyorum sana Ümran. Gül o zaman. Ümran anlatamam diyorum sana, anlamıyor musun? Bulursun sen bir açıklama ya. Yaparsın bir açıklama yılanlığına. Böyle soğuk soğuk anlatırsın. Bu benim evimde ipleri eline almaya çalışmaktan başka bir şey değil. Ve... Aman, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Anne! Anne bekle! Anne! Anne yanlış yere gidiyorsun! Hoş geldin. Anne burası müştemilat diyorum sana ya. Burası çalışanların kaldığı yer. Ne yapıyorsun? Anne duyuyor musun beni? Ben burada kalacağım. Demek hastaneyle organizasyon planlıyorsunuz. Çok hoş. Evet, bundan sonra daha sık görüşeceğiz Yıldırım Bey'le. Değil mi? Muhakkak. Muhakkak. Şekerim. Şekerim düştü biraz. Senin annen nerede hayat? Annesi nerede? Bu tip organizasyonları dernek üzerinden götürüyorduk. Önce benim haberim oluyordu. Reşat'cığım yanlış anlama ama derneğin 2019 programı oldukça... Mutlaka. Umay sen onu bırak da az önce elinde bavulla gördüm ablanla ilgilen. Yanlış görmediysem müştemilata gidiyordu. Bugün
Bugün magazinsel tatsız bir olay oldu da açıklayacaktım sana ama... Zaten şu müştemilat konusu da. May. May, yarın 3 günlüğüne Almanya'ya gidiyorum. 3 günlük bir iş seyahati. Döndüğümde ben sana evlilikle ilgili kararımı söyleyeceğim. Burada. Burada kalacaksın. Burada müştemilatta. Anne ne şimdi bu? Ben anlam veremiyorum buna. Anne bu ne biliyor musun? Bu kompleks. Ya bak burası senin kardeşinin evi. Kardeşinin evi anne, niye böyle yapıyorsun ya? Teyze. Teyze, annemin burada yatıp kalkacağından haberin var mı senin? Cansel dışarı. Dışarı diyorum sana. Çamaşırları boşaltıyordum da ben. Zehra Hanım'ı gönder. Teyze, annem... Seninle sebep olduğum magazin krizini nasıl telafi edeceğimizi ayrıca görüşeceğiz. Sen ne kadar kızgın olsam da... Yaptıklarına beni ne kadar zor durumda bıraksan da size sırtımı dönmeyeceğim. Kapım ikinize de açık. Anneni nerede misafir edeceğim konusu da onunla benim aramda. Henüz o konudaki konuşmamız bitmedi. Ve... Sanırım sırada Yıldırım Bey meselesi var. Anlatacak mısın gerçekten? Yıldırım Bey'i sana ben anlatamam. Annen anlatacak. Memlekete mecbur hizmete gelmiş bir doktordu. Şaşırdım ya, afalladım ilk gördüğümde. Ondan öyle sersemledim. Yani tahmin etmiyordum tabii hani burada rastlaşacağımızı. Aslında teyzen daha yakından tanır. Çocuk kandırıyorsun çünkü, değil mi? Ben orada görmedim senin suratının halini. Ya insan bu kadar aptal yerine konulur ya. Bu kadar. Ya sen ne cesaretle. Sana aynı gemide olduğumuzu anlatmaya çalıştım. Ama anlamadın. Eğer dümeni bana bırakmazsan neler olacağını görmeni istedim. Sen, ben burada kalacağım dedim diye beni tehdit ediyorsun. Hayır, ben seni tehdit edemem. İkimiz de aynı fırtınanın ortasındayız. Ve birlikte sağ çıkmak zorundayız. Bu yüzden burnunun dikine gitmeyip ipleri bana vermelisin diyorum. Benim dünyam, benim kurallarım İmran. Müştemilatı unut. Daha fazla dikkat çekip beni gülünç duruma düşüremezsin. Ben nerede kalmanı istiyorsam orada kalacaksın. Bence birbirimizi yeteri kadar anladık Ümran. Eğer hayatımda kriz olursa ben de az önce olduğu gibi seni yönetmek zorunda kalırım. Çünkü benim dünyamda krizler yönetilmek içindir. Müştemilat komedisi bitti. Sadece birkaç gün aynı çatı altında birbirimize tahammül etmek zorundayız. Daha önce hiç yapmadığımız şey değil.
Bavul eve gidiyor. Misafirimizi de misafir odalarından birine yerleştirin. Bavul burada kalıyor. Ben de. Bana uygun bir oda gösterin. Hanımefendiyi duydunuz. Hadi. Ben senin o dünyanın kurallarını bilmem. Ama o elindeki ipi alırım, boynuna dolarım. Yokmuş gibi de uğraşıyor benimle. Bir de çöpünü atıp dalga geçiyor. Geyik yapmış. Saçmalamış gerçekten. Ne demek yani, sanki şey gibi, bir şey ima eder gibi. Ne iması be? Ezdi, dalga geçti benimle. Ya geyik yapmış işte canım. Bir şey ima ettiğinden değil de. Ha, başlarım onun geyiğine. Her şey üstüme geliyor zaten. Annem, o adam. O adam kim ya? Hayalcim, bize biraz izin verir misin? Ya anne, teyzem müştemilatta kalmasına nasıl izin veriyorsun? Yani onu burada tutmak için bir çaba bile sarf etmedin. Hayatla konuşacaklarımız vardı. Ve gelelim sana. Geri dönmek için son şansımmış gibi geldi. Risk aldım. Teslim olmamak için yaptım. Sen de yapardın teyze. Ben senin kadar savaşçı olduğum için yaptım. Savaşmak sadece cesaret değil, akıl da ister. Hatta sana bir sır vereyim mi? Cesaret akıldan sonra gelir. Önce değil. Bundan sonra eğer bir şey için savaşacaksan sakın bunu unutma, olur mu? Bir kriz çıkardın. Akılsızca bir kriz. Ve ben hep ne derim? Krizler yönetilmek içindir. Ve biz de yöneteceğiz. Mecburen birlikte. Ne istiyorsan. Benden ne istiyorsan, ne gerekirse yaparım. Peki sen? Sen benim için bir şey yapar mısın? Şu Yıldırım Bey meselesi. Yani annemin bir şey anlatmayacağından eminim. Ama belki sen bana bir şeyler anlatırsın. Bütün sorularına cevap verebilirim. Ben annen gibi değilim. Değilsin. Cesursun. Cesaret. Cesaret güven ister hayat. Güven ister. Ben hep kendime güvendim. Ama eğer sana bir şey söylemem gerekirse, sana da güvenmek isterim. Şu apartmanda çıkardığın saçma sapan şov. Güvenimi ne kadar kırdı söylememe gerek var mı? Bu yüzden misafirliği fırsata çevir ve güvenimi kazan. Sonra da sorularını
Annene değil bana sor. Ve cevabını bekle. Kazanacağım. Ben senin güvenini kazanacağım teyze.